Bugünümüz problem mobbing ile ilgili konuşmalarını yapmak üzere Melikşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Murat Çelik Hürsü'ye davet ediyoruz. Gazi Üniversitesi'nin Sayın Rektörü, değerli hocaları, çok kıymetli konuklar ve değerli öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Rektörümden sonra mobbingi anlatmak çok kolay olmayacak. Sayın Rektörüm meselenin içine girmiş, bir takım tespitleri yapmış. Zaten benim anlatacağım da bunları sistematik hale getirmekten ibaret olacak belki. Öncelikle ben Türkiye'de bu meseleyi üniversite bazında birkaç üniversitede daha önce seminer tarzında veya konferans tarzında konuştuğumu ve sivil toplum kuruluşlarında, bakanlık projesi kapsamında konuyla ilgili değerlendirmeler yaptığımı ifade ederek başlamak istiyorum. Bu çerçevede daha önce bugünkü konuştuğumuz bir üniversite şehrinde halkın çok teveccüh gösterdiğini görmüştüm. Mobbing gerçekten isimde olduğu gibi günümüzün bir problemi, hatta belki çağımızın problemi olacak gelecekte de. Öncelikle üniversite yönetimini kutluyorum. Bir mobbing ofisi açarak Türkiye'de bir başlangıç yaptığı için gerçekten mobbingin en yaygın olarak uygulandığı alanların başında Sayın Hocam'ın da söylediği gibi üniversiteler geliyor. Eğitim camiası geliyor, sağlık sektörü geliyor ve diğer sırasıyla slaytın içerisinde de söyleyeceğim kurumlar geliyor. Ama üniversiteler belki ilk sırayı bu noktada alıyor. Onun için konunun bir üniversitede konuşulması çok anlamlı. Gerçekten bu yönüyle tekrar teşekkürlerimi ve tebriklerimi üniversite yönetimine ve başta Sayın Rektörüme, Şule Çelikçi Hanım'a iletmek istiyorum. Bir üniversitede konuyu konuşmak için gittiğimde bir yemek ortamında Rektör Bey ile konuşurken hocam dedi sabırsızlanıyorum, herkes mobbing mobbing diyor. Nedir bunun Türkçesi yok mu dedi. Türkçesi yok mu bunun dedi. Türk Dil Kurumu bu konuyla alakalı bir çalışma yaptı ve adına bezdiri dedi. Türkçe bir kelime olarak bezdiri kelimesini mobbing karşılığı olarak uygun gördü. Hatta bazı kaynaklarda yıldırı, bıktırı gibi bir takım Türkçe kavramların kullanıldığını görüyoruz. İlk başta slaytta görüntüyle birlikte bir ifadeye yer verdik. Genellikle mobbing deniliyorsa burada üst düzey yöneticilerin adeta bir meslek hastalığı, ben iş hukukçusu da olunca meslek hastalığıyla da ilgilenince kavramı hukuki tabirle bu şekilde ifade etmek istedim. Genellikle üst düzey yöneticilerde rastlanan bir meslek hastalığı. Bu diğer kategorilerde, yani üst düzey olmayan kişiler mobbing yapmaz mı sorusunun cevabı değil. Genellikle onlar da karşılaşılıyor ama diğer, birazdan şartlarını sayacağım, bu şartların gerçekleştiği her ortamda mobbingle karşılaşılması mümkün. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsanız mobbing karşılığı bezdiri kavramının kullanıldığını göreceksiniz ve şöyle tanımlandığına şahit olacaksınız. İş yerlerinde, çalışma ortamlarında, okullarda ve bunun gibi topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, mobbingde birazdan şartları söylerken tekrar vurgu yapacağım ama bu nokta çok önemli. Belirli bir kişinin hedef alınması, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip, mobbingin ikinci unsuruna da burada yer verilmiş durumda. Sistematik olarak bu belirli kişinin çalışmalarının engellenmesi söz konusudur. Ve o kişinin sonuçta da huzursuz olmasına yol açarak
yıldırma, dışlama, gözden düşürme fiilidir mobil. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki tanıma göre bezdiri kavramının açılımı böyle. Belki merak ediyorsunuz, niçin mobbing diyoruz, niçin bezdiri kelimesini çok sık kullanmıyoruz? Belki kavramın ilk ortaya çıkışı bu mobbing olarak olduğu için, Türkçe'ye sonradan uyarlandı bu. Mob kelimesinden türeyen bir kavram mobbing, burada da çevresini rahatsız etmek ve çevresine sıkıntı vermek anlamında kullanılan bir kelime, mob kelimesi. Amerikan telaffuz tarzıyla mob, İngilizce'de mob şeklinde ifade edilen bu kavram, birilerine rahatsızlık verme anlamında kullanılıyor. Ve Kuzey Amerika'dan Avrupa ülkelerine ve oradan Japonya'ya kadar bütün dünyayı adeta etkileyen ve üne kavuşan bir kavram oluyor, mobbing kavramı. İlk olarak mobbing kavramıyla 1960'larda karşılaşılıyor. Genellikle hayvanlar alemine yönelik bir kavram olarak kullanılıyor. Orada büyük bir hayvanın tehdidine karşı daha küçük hayvan gruplarının gösterdiği tepkiye mobbing deniliyor 1960'larda. 70'lere gelindiğinde bu okullarda yaygınlaşıyor ve bir grup çocuğun, öğrencinin tek bir öğrenciye veya çocuğa karşı yıkıcı, onu bezdirici, bıktırıcı hareketlerini ifade etmek üzere kullanılıyor. Ve asıl iş dünyasında, çalışma hayatında yerini 1980'lerden itibaren buluyor. Bu konuda mobbing kavramının iş dünyasında, çalışma hayatında yer alması, İsveç'te yaşayan bir Alman endüstri psikologu olan Heinz Lehmann tarafından ortaya atılıyor. Ne anlama geliyor dedik, bunun karşılığında hangi kavramlar kullanılıyor? Psikolojik taciz deniliyor en sık kullanım şekliyle. Psikolojik şiddet ifadesi kullanılıyor, duygusal şiddet deniliyor, manevi baskı deniliyor. Kuşatma, taciz, rahatsız etme, yıldırma, sıkıntı verme kavramlarının hepsi mobbing anlamında kullanılıyor. Mobbingi ayrıcı kılan yukarıdaki saydığımız kavramlar içerisinde bunun bir çalışma ortamında, iş yerinde, topluluk içinde gerçekleşmesi. Zaten slaytta da görüyorsunuz, az önceki reklam slaytında görüyorsunuz bir topluluk var. Hala ekranda onun olduğunu bir anda düşünmüştüm. Topluluğun içerisinde ancak mobbing faaliyetleri, eylemleri gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede biz mobbingi hukuki anlamda tanımlayacak olursak, bir kere bir iş yerinde, bir çalışma ortamında, topluluğun bulunduğu bir ortamda olması gerektiğini ilk şart olarak tespit etmemiz gerekiyor. Bir veya birkaç kişi tarafından gerçekleştirilebilir bu. Bir ekip ruhuyla mobbing yapılabileceği gibi bir yönetici veya herhangi bir kişi diğer bir şahsa karşı mobbingi gerçekleştirebilir. Demek ki bir veya birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilebilen bir eylemdir. Diğer tarafında genellikle tek kişi vardır. Ama bazen kişiler olunca o zaman grup adını alır. Ama genellikle mobbingin hedefi hep tek kişidir. Sebebi nedir? Sebebi düşünce ayrılığından, inanç ayrılığından, kıskançlıktan, cinsiyet ayrımına kadar her şey mobbingin sebebi olabilir. Onu kıskanma, onun cinsiyetine karşı tavır alma, onun düşüncesini beğenmeme gibi kavramlar çok çeşitli nedenlerle mobbing gerçekleştirilebilir. Peki nasıl yapılır? Bunların hepsinin örneğini birazdan vereceğim kavramlarla ama tanımda ifade etmek istiyorum. Şiddet, hakaret ve küfür gibi çalışma hayatı ve sosyal hayatla bağlaşmayacak yöntemlerle düşmanca ve ahlak dışı, yani hukukun tasvip etmediği bir yöntemle iletişim yöneltilmesi,
sürekli ve sistematik olarak mobbingde çok önemli iki tane temel kavram. Bu faaliyetlerin, bu eylemlerin sürekli ve sistematik nitelikte gerçekleştirilmesi gerekiyor. Az önce Sayın Rektörüm de söylediler. Yine az önce söylediğim üniversitede bu konuşmayı yaparken Rektör Bey'e bir telefon geldi. Çalışanlardan birisi binanın tepesine çıkmış, bana mobbing uygulanıyor diyormuş. Rektör Bey de bunu sordu. Mobbing mi yapıyorum acaba dedi, ben olayı bilmiyorum diye. Geçmişine kadar, hocam dedi, dün görevden aldım, beğenmemiş yerini, bugün çatıya çıkmış, intihar edecekmiş diyor dedi. Hayır dedim, bir kere burada ifade edildiği şekilde sürekli diyoruz. Birazdan da anlatacağım, mobbingin en az bir 6 aylık geçmişinde olması lazım. Anlık eylemler mobbing olarak değerlendirilemez. Bugün hakaret edilebilir, belki mobbingin başlangıcı durum. Ama mobbing değildir, birazdan örneklerle anlatmış olacağım. Demek ki mobbingde bu hukuk dışı, ahlak dışı iletişim yöneltilmesi sürekli ve sistematik olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Ve nihayet mobbing eğer bir hukuka aykırılık oluşturacaksa, bir suç oluşturacaksa mutlaka iradeyle yani kasıtlı olarak yapılması gerekiyor. Hukukçuların ifadesiyle eğer kasıtla yoksa ona mobbing denilmesi mümkün değil. Yani kişi bir takım zanlarla hiç karşıdakinin düşünmediği şeyleri evham yapıyor ve bir sonuca ulaşıyorsa ona da mobbing denilmesi mümkün değil. Birazdan yine örneklerle bunu anlatacağım. Demek ki kasıtla yapılan sürekli ve sistematik bu tür hukuk dışı davranışlara biz mobbing diyoruz, psikolojik baskı, psikolojik taciz adını veriyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü de bu bağlamda mobbingi tüm dünya ülkelerine adeta tanımlıyor. İntikamcı, acımasız, şeytanca ve onur kırıcı eylemler aracılığıyla insanın kişiliğine saldırılarak bir işçiye veya bir grup işçiye, bir çalışana, toplumun içerisinde yer alan bir şahsa zarar vermeyi amaçlayan, o şahsa zarar vermeyi amaçlayan saldırgan davranışlar mobbingdir diyor. Az önce söyledik, tekrara düşmemek için sadece hatırlatmakla yetineyim. Mobbingin ilk şartı, olmazsa olmaz şartı, birinci şartı bunun iş yerinde, çalışma ortamında veya topluluk içinde gerçekleştirilmesi. Burada Rektör Bey de az önce değindi, iş yerinde yaşanan her çatışma veya her anlaşamama, anlaşmazlık mutlaka mobbing oluşturur anlamına da gelmemeli. Birazdan mobbing benzeri kavramları açarken söyleyeceğim. Yani iş yerinde çatışmalar olabilir, her çatışma mobbing anlamına da gelmez. O mobbingi bilmemek demektir. Az önce söylemiştim, bu üçlüyü unutmayalım. Kasıtlılık, süreklilik ve sistemlilik unsurları mutlaka mobbingde aradığımız kavramlardır. Burada görüyorsunuz en kısa mobbing süresi yapılan araştırmalardan ortaya çıktığı üzere 6 ay, ortalama süresi 15 ay ve bu sürecin, mobbing sürecinin ağır etkilerini kişilerde oluşturduğu sürede ortalama 29 ile 46 ay arasındaki bir zaman dilimi. Yani anlık eylemler kesinlikle mobbing oluşturmaz. Bir ortamda bulunursunuz, birisi sizi taciz eder, hakaret eder. Davranış da sizi rahatsız edebilir, bana mobbing yapma dersin. Oysa mobbing değildi bu. Belki orada bir şiddet vardır. Birazdan tekrar anlatacağım, ifade edeyim. Orada belki bir şiddet vardır, bir çatışma vardır ama kesinlikle başlı başına tek bir eylem mobbing oluşturmaz. Bunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Başta söyledik, üniversitelerde ve hiyerarşik yapının olduğu kurumlarda, eğitim sektörlerinde, kar amacı gütmeyen, faaliyet yürüten iş yerlerinde genellikle daha yaygın mobbing. Mobbingle daha fazla karşılaşılıyor oralarda. Belki hiyerarşinin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak bunu değerlendirebiliyoruz. Bağımlılık ilişkisi bir mobbing doğuruyor. Mobbingde bir çalışma süreci var. Bu çalışma süreci bir kişiye sözlü veya fiziksel tacizle başlıyor. Onu dışlama, düşmanca tavır ve iş etiğine aykırı davranışlarla devam ediyor ve ispatı da çok kolay olmayan bir süreç olarak işliyor.
ben ortalama bir istatistiğini tutmadım ama herhalde bana her hafta bir mailde bir yerde yaşanan bir mobbing eylemi soruluyor. Anlatıyor hayat hikayesini. Hocam diyor işte şu kurumda isim vermeyeyim yanlış olmasın. Çalışıyorum ben bölge müdürüyken şurayı aldılar müdür olarak verdi. Anlatmış bakıyorum. Olaylar bir haftalık bir olay. O kadar anlattığı şey mobbing yapıyor bana. Dava açacağım diyor. Dedim ki mobbingde hem sistematiklik hem de süreklilik vardır. Bir de bunlar sana kasıtlı olarak mı yapılıyor? Acaba hukuki altyapısı var mı yok mu? Bunlar tabii söylediğinizde kişiler istediği cevabı alamayınca biraz da olumsuz etkileniyorlar. Yani mutlaka cevabı mobbing olarak bekliyorlar. Birisi birisine rahatsızlık veriyorsa bu mobbingdir nazarıyla bakıyorlar. O yüzden gerçek o değil. Mobbing yaş, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez. Herkes için söz konusu olabilir. Toplumda bir yanılgı var. Genellikle İşte bayanlar daha çok mobbinge maruz kalıyor gibi bir değerlendirme var. O yüzden onlar kalabileceği gibi birazdan rakamları da vereceğim. O yüzden bayanların erkeklere göre mobbinge maruz kalma oranı daha düşük. Sizin bildiğinizin aksine resmi rakamları vereceğim. Elbette bayan olmasından cinsiyet nedeniyle bir mobbinge maruz kalabilir mi iş yerinde? Bunun gibi ırkından dolayı, yaşından dolayı, başka nedenlerden dolayı da mobbinge maruz kalmak mümkündür. Mobbingin temelinde kişiye yönelik, kişilik haklarına yönelik bir saldırı vardır. Ona kötü muamele söz konusudur ve kişiyi etkileyen ruhi durumunu sarsan bir saldırıdır bu. İşte böyle bir saldırı olunca hukuk hemen devreye giriyor. Mobbinge karşı hangi önlemler alınacak bunları slaytın son kısımlarında sizlerle paylaşmış olacağım. O kadar etki doğuruyor ki kişinin performansını düşürüyor, o ruhi travma performansını düşürüyor. Hatta mobbinge maruz kalanlar intiharı dahi düşürüyorlar. Böyle bir istatistiki veri var. Şimdi yine çok bilinmeyen mobbingin sadece hiyerarşik üstlerden astlara yönelik olarak yapılabileceğini düşünüyorlar toplumda. O yüzden mobbingin üç türü var. Düşey mobbing, dikey mobbing ve yatay mobbing. Düşey mobbingde mobbing yukarıdan, hiyerarşik üstten asta yönelik olarak uygulanıyor. Orada üst astını mobbing sayılacak davranışlarla adeta eziyor ve onu kurumun dışına itmek istiyor. Düşey mobbingdeki temel espri bu. Dikey mobbingdeki yaklaşım ise çok nadir de olsa bizim ülkemizde astın üsttekileri rahatsız etmesi. Belki bu tarz davranışlar vektör değişimlerinin olduğu üniversitelerde de rastlanabilecek davranışlardır. İşte çalışanların yeni yöneticiyi kabul edememesi. Hani rektör beye herkes bize mobbing uyguluyorsunuz demesin. Rektör beye de tersinden bakıp bana mobbing uygulayabiliyorsunuz diyebilir bu işin sonunda. Yani düşey ve dikey mobbingin esprisi bu. Alttan ast kademedekilerin üste mobbing uygulaması olayı. Bir de yatay mobbing var. Bu da aynı düzeydeki kişilerin birbirlerine karşı yaptıkları mobbing. Burada bir astlık üstlük ilişkisi yok. Bu da mümkün. Burada neden yatay mobbinge gerekmiyor? Genellikle kişiler birbirleriyle rekabet ederler aynı konumdakiler. İşte diğerlerine göre daha öne geçmek ister. Bu çerçevede bir mobbing uygulaması söz konusu olabilir. Bu söylediklerimizi özetle ifade edecek olursak, mobbing cinsiyet ve hiyerarşi farkı gözetmeksizin tüm kültürlerde ve tüm topluluklarda, iş yerlerinde gerçekleşen bir olgudur. Bir mobbing nasıl başlar, nasıl mobbing olduğunu anlayabiliriz. Buna ilişkin okunabiliyor zannediyorum. Bir mobbing davranışı başlangıcıdır arkadaşlar. Slide'daki örgütün. Bu işleri bugün bitiremezsen kovulursun, bitirebilirsen yarın daha çok iş gelir. Evet, mobbing başlangıcı söz konusu.
Başka ne tür davranışlar olabilir? Kişilere bağırıp çağırarak iş yaptırma. İşte toplumdaki genel yanılgı bu. Amir emri altındaki kişiye ya bunu niçin böyle yapmadın diye kızdığında bana mobbing yapıyor derler. Oysa mobbing başlangıcı olabilir o. Ama devamı yoksa onun sadece o olayla sınırlı kalmışsa o iş yerindeki bir çatışmadır. Ve iş yeri içinde verimlidir. Kişinin kendisine gelmesi için de son derece önemlidir. Demek ki bağırıp çağırarak iş yaptırmak önemli mobbing için. Sürekli eleştirme, gereksiz sorularla rahatsız etme. Bunu ben de idareci olarak çok yaşıyorum. Toplantılarda hiç alakası yok. Adeta sabote etme anlamında lüzumsuz, anlamsız sorularla toplantıyı amaçsız hale getirme. Aslında üste uyguladığı bir mobbing çok istisnadır ama olabilir. İşçinin aşırı iş yükü altına sokulması, az önce karikatürdeki durum bu. Yetenek ve uzmanlık alanına girmeyen işler verilmesi. Kişinin hiç o konuda bir potansiyeli yok ama üst onu dışlamak, bezdirmek, bıktırmak için onun yapamayacağı işler veriyorsa burada da mobbing artık başlıyor demektir. Özel kutlama ve sosyal etkinliklere kasıtlı olarak davet edilmemesi bir kimsenin. Bu da mobbing oluşturabilir. Dış görünüş ve giyim tarzıyla alay edilmesi. Birazdan yine örneklerini vereceğim. Hep birazdan diyorum. Biraz sonra da geride söylemiştim diyeceğim. Bunu da hatırlayın. Evet, içeriye birisi girdiğinde hemen burnunun tutulması, başını yana çevirme, kişiyle bu noktada alay edilmesi, dalga geçilmesi, güvensizlik nedeniyle kişiye yetki verilmemesi. Belki ileride fırsat olmaz unuturum. Bir rektör yardımcısı sormuştu bana. Şimdi rektörlükte birkaç tane rektör yardımcısı var. Uyumsuz olduğunu düşündüğümüzde hep vekaletin bir yardımcıya bırakılması, birisine hiç verilmemesi. Dolaşıyor, dönüyor. İşte üç tane rektör yardımcısından ikisine hep bırakılıyor, bir tanesine bırakılmıyor. Şimdi burada bir mobbing sezgisi olabilir. Başlı başına bir mobbing değildir. Ama güvensizlik nedeniyle yetki verilmemesi bu bağlamda düşünülebilecek bir eylemdir. Yine ayrımcı işlemlere muhatap kılınması da mobbing sayılan, mobbingi başlatan davranışlardandır. Bu saydıklarımızdan hiçbirisi tek başına ele alındığında hukuka aykırılık oluşturmaz. Ama bunlar sistematik olarak peşi sıra birbirini takip eden davranışlar olarak sürekli yapıldığında ve kasıt da varsa orada artık bir hukuka aykırılık vardır, mobbing vardır. Demek ki mobbing anlık bir olay değildir. Sistematik olarak tekrarlanan davranışlardan oluşan bir süreçtir. Bu sürecin kendisi hukuka aykırıdır. Oysa kamuoyunda bilindiği şekliyle tek bir davranışın mobbing olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Evet, bir anlaşmazlıkla başlar mobbing. Bir çatışmayla başlar. Daha sonra peşi sıra çatışan davranışlar devam eder. Saldırgan eylemler devam eder. Ve sonuçta artık o eylemlere maruz kalan orayı terk eder. İşte süreç kişinin o iş yerinden ayrılması, başarısız olması, istifa etmesi gibi bir sonuçla ortaya çıktığında artık bu büyük oranda mobbing olguları taşıyan bir durumdur diyebiliyoruz. Tabii bunun sondaki referansları da çok kötüdür. O iş yerinden ayrılan kişi anlaşamaz, çok kötü huylu, asi, isyan eden, işten anlamayan bir kişi olarak damgalanır ve başka yerde de iş bulma imkanı kolay kolay söz konusu olamayabilir. Bu davranışları birkaç kategori içerisinde sistematize etmek mümkün. Bir kere her bir birey grup içinde kendisini göstermek isteyebilir. Mobbing işte bireyin kendisini göstermesini engelleyen davranışlar olarak hukuku buluyorsa burada kişinin kendisini göstermesini engelleyen davranışla başlayan bir mobbing söz konusudur. Yine çalışanın sosyal ilişkilerine yönelik davranışlar da mobbing oluşturabilir.
Yine mobbinge maruz kalanın, mağdurun karakteri ve kişiliğine yönelik davranışlar da mobbing oluşturabilir. Yaşam kalitesine ve mesleki konumuna yönelik davranışlar da mobbing oluşturabilir. Mobbing fiziksel davranışla da gerçekleşebilir. Her birine birkaç tane örnek verelim. Mesela kişinin kendisini göstermesine engel olan davranışlar mobbingin birer aşaması olabilir. Bunlardan biri mağduru, yani mobbinge maruz kalanın o toplantı içerisinde sürekli sözünün kesilmesi. Ben geçmiş dönemlerden hatırlıyorum, yanlış anlaşılmayacaksa bir algıya sebep olmak için ifade ediyorum. Bir açık oturumda bir hocanın, hepsi profesör düzeyinde, birisini özellikle dışladığını, diğerlerine söz hakkı verirken çok saygılı davrandığını, diğerine sen bilmezsin bunu diyerek tüm kamuoyu önünde bir mobbing davranışı sergiledi. Başlı başına o mobbing değildi ama mobbinge orada başlanmıştı. Eğer önceden devam ediyorsa orada mobbing süreci söz konusudur. Demek ki mağdurun sözünün kesilmesi, yaptığı işlerin eleştirilmesi, başarılı olması muhtemel işlerin yapılmasına engel olması, o mağdura bu imkanın tanınmaması, özel yaşamının eleştirilmesi, herkesin önünde yüksek sesle azarlanması. Ben şahit oldum buna. Havaalanında amir bir polis memurunu, herhalde o polis memuru meslekten artık ayrılır diye düşünüyorum, herkesin gözü önünde inanılmaz derecede rencide etti, azarladı. Hani belki usul o olmamalı. Orada bir mobbing süreci var. Öncesi var mı onu bilmiyoruz. Bu sadece mobbing eylemi olabilecek bir davranış, bunu görüyoruz. Jest, mimik ve davranışlarla kurulmak istenilen ilişkinin geri çevrilmesi, yazılı veya sözlü olarak tehdit edilmesi, kişinin kendisini göstermesine engel olan mobbing davranışları olarak karşımıza çıkıyor. Kişinin sosyal ilişkilerine yönelik davranışlara örnek olarak da sanki o mağdur orada hiç yokmuş gibi. 5 kişiyle toplantı yapıyorsunuz, birisini hiç görmüyorsunuz. 4 kişiyle konuşuyorsunuz, işte bir mobbing davranışı. Ama başlı başına bir mobbing değil, ısrarla bunu vurgulamak istiyorum. Yine diğer kişilerle iletişim kurulmasının engellenmesi de bu çerçevede. Mağdurun karakteri ve kişiliğine yönelik davranışlar da mobbing oluşturabilir. Örneğin arkasından konuşulması, asılsız söylentiler çıkarılması mağdur hakkında. Yine mağdurun gülünç duruma düşürülmesi, mağdura akıl hastasıymış gibi davranılarak lakap takılması, kararlarını sorgulamak, yürüyüşü jest ve ses tonuyla küçük düşürecek şekilde alay etmek. Hani bunları çok şekillendirmiyorum. Toplumda yaşanan olay bunlar. Hepiniz canlandırabiliyorsunuz. Evet, kişinin özgüvenini olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlamak da onun kişiliğine yönelik bir mobbing davranışı olabiliyor. Kişinin yaşam kalitesine ve meslek yaşamına yönelik mobbing davranışları da kişinin vasfına uymayan derecede basit işler vermek. Bir hukukçuya bir cam temizlemesi işini vermek gibi bir iş. Amaçsız ve çalışanın özgüvenini olumsuz etkileyecek vasıflarıyla örtüşmeyen küçük düşürücü görevler vermek. Seçimlerde genellikle oluyor bu. Pek çoğumuzun rastladığı durumdur. Benim de şahit olduğum bir eylemdir. Bir daire başkanı belediye seçimlerinde seçimi kaybeden belediye başkanının yanında yer almış. Seçim sonrası kendisine Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik görevi verilmiş. Çok açık, net, tartışmasız bir mobbing eylemidir bu esasında. Yine fiziksel davranışlar. Burada da kişinin masasına vurulması, işte kalem, tebeşir fırlatılması, zımba fırlatılması gibi tacizler kişinin maruz kaldığı fiziksel davranışlar olarak mobbing sayılabilecek davranışlardandır. Okunabiliyor zannediyorum. Bu yaptığına iş yerinde cinsel taciz derler, sana dava açabilirim. Ben de seni keser, akşama tandır yapabilirim. Şaka yaptığımda biten bir karikatür. Evet, bu saydıklarımı hemen
başlıklar altında söyleyeyim. Hızlı geçeceğim bunları. Zamanı iyi kullanmak durumundayım. İşte kişinin bu toplumda, bu çalışma ortamında izole edilerek mobbinge maruz kalması mümkün. Sözü kesilerek mobbinge maruz kalması mümkün. İğnelenerek, hakaret edilerek mobbinge maruz kalması mümkün. Burada sözün kesilmesi en sık rastlanılan mobbing davranışlarından, bunu da ifade edeyim. Yine kişinin aşağılanması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması çok sık rastlanılan bir mobbing davranışı. Sürekli olumsuz eleştirme, iş yükleme, iş eksiltme, söylenti yayma, kınama, az önce açtığım için bunları tekrar ayrıntısına girmiyorum. Fiziksel şiddete maruz kalma ve cinsel tacize maruz kalma toplumun en sık karşılaştığı mobbing davranışlarındandır. Burada istatistik bir veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu saydıklarımızdan en fazla karşılaşılan mobbing davranışları iş yerinde yapılan işlerin sürekli eleştirilmesi. %33,62. İş yerinde sözün sürekli kesilmesi, bu hemen ikinci sırada geliyor. Yine üstlerine kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, bu da üçüncü sırada bir mobbing davranışı olarak karşılaştığımız eylem. Evet, burada hepiniz bu süreçleri geçirmişsinizdir, geçiriyorsunuzdur. Hatta konuştukça, evet, bana mobbing yapılıyor veya babama, anneme, ablama, abime mobbing yapılmış şimdi anlıyorum dediğinizi hisseder gibiyim. Hatta sadece aslar demiyor, eş durumdakiler, eşit durumdakiler de diyor. Üstler de belki aynı davranışı sergiliyor. Buradaki asıl problem ispat sorunu. Bu nasıl ispatlanacak? İşte bunun bir öykü halinde tutarlı bir şekilde ifade edilmesi, kayda geçirilmesi gerekiyor, mobbing olarak nitelendirilmesi için. Bunlar psikologların işi, fakat birer slide'la hatırlatmak istedim. Mobbinge uğrayanların genel özellikleri şunlar. Bunlar genelde zeki insanlar, yaratıcılığı olan insanlar, başarılı insanlar, hatta belli ölçüde mükemmel insanlar. Ama işte mobbing faili olunca bunlar da mağdur konumunda oluyorlar. İlişkileri olumlu ve çevresindekilerce de sevilenler de mobbinge maruz kalabiliyor. Yine çalışma ilkelerinden ödün vermeyenler. Nadiren de çok sessiz kalanlar, pısırık olarak nitelendirilenler de mobbinge maruz kalabiliyor. Mobbing failleri, mobbing yapanların özellikleri de bunlardan gücü çok sevenler, aşırı kontrolcü, işleri için vazgeçilmez olduğunu düşünenler, kişilik olarak çok iyi bir kişiliğe sahip olmayanlar, ayrıcalıklı olmak isteyenler, iktidar açlığı olanlar, onun için üst düzey yöneticilerin meslek hastalığı diyebiliyoruz buna. Genellikle narsist kişiliğe sahip olanlar da mobbing uygulayan karakterleri temsil ediyorlar. Burada hemen aklınıza ben bir takım kavramların çağrıştığını düşünüyorum. Acaba her davranış iş yerinde bir çatışma olsa bu mobbing midir? Burada bir takım kavramlar var. Bunlara gelmeden önce mobbingle karıştırılan, mobbingin benzeri olan bir takım kavramlar. Bullying kavramı. Zorbalık. İnternete açtığınızda mobbing yazın, karşınıza zorbalık çıkar, bullying ile karıştırılıyor. Yine iş yeri zorbalığı, iş yerinde zorbalık, iş ya da işçi tacizi, iş yeri tacizi, yatay şiddet gibi kavramlar, hepsi mobbing anlamında kullanılan kavramlar, fakat çok isabetli değiller. Bunlar mobbinge benziyor, belki mobbingin bir aşamasını oluşturuyor, mobbingin yapıldığı yeri oluşturuyor ama kesinlikle tek başına mobbing oluşturmuyor. Özellikle çok sık kullanılan bullying kavramı, zorbalık kavramının mobbingden farkı fiziksel saldırıyla içermesi. Bu nedenle büyük oranda mobbingden ayrılan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Evet, mobbingde çok
karıştırılan 3 tane temel kavram var. Bunlar biri çatışma kavramı, iş yerinde çatışma, diğeri iş yerinde şiddet, diğeri de iş yerinde kabalık kavramı. 3 tane kavram. İş yerinde çatışma çeşitli nedenlerden kaynaklanabiliyor. Burada olağan davranışın sergilenmemesi, farklı bir davranış şekline bürünülmesi söz konusu çatışmada. Yani her zaman uyum olmayabiliyor. İnsanlar birbirlerinin fikirlerini kabul etmek zorunda değil. Bu çerçevede örneğini vereceğim birazdan. Çatışmayla mobbing arasındaki en temel fark, çatışmada olayın ne olduğu ve nasıl olduğu önemlidir. Ne oldu, ne dedi bu. Çatışmada önemli olan, mobbingde ise olayların sıklığı, süreci ve olayların etkisiyle açık bir şekilde ortaya çıkan psikolojik taciz sonucu çok önemlidir. Çatışma iş yeri açısından çoğu zaman önemli bir kavramdır. İstişare kavramını da çağrıştırır. Bir yönetici iş yerinde belirli bir iş yapacakken ilgililerin fikrini alabilir. Her zaman yöneticinin fikrinin kabul görmesi söz konusu olmayabilir. Diğerleri farklı fikirler ileri sürebilirler. Burada bir çatışma söz konusudur. Çatışma iş yerinde genellikle olumlu sonuçlara neden olur sonucu itibariyle. Anlıktır ve kişiler doğru yolu bulurlar. Ama mobbingde ahlak dışı bir davranış vardı, hukuk aykırı bir davranış vardı ve çok büyük zararlara sebep olan bir psikolojik travma söz konusu mobbingde. Bir de normal bir çatışmayla mobbingi ayıran en temel nokta taraflar arasındaki güç dengesizliği ve davranışların hangi sıklıkla meydana geldiğidir. Eğer çatışma sürekli oluyor ve birileri bundan psikolojik olarak etkileniyor ise orada artık mobbingin başladığını kabul ederiz. Ama anlık olan bir çatışma eylemleri tek başına mobbing olarak değerlendirilmez. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir çatışma ortamında doğrudan bir iletişim, işbirliğine dayanan ilişki, ortak hedef ve paylaşım söz konusu ama mobbing bir yıkım, bir psikolojik travma ve önlenemeyen bir çatışma söz konusu. İkinci kavram çatışmanın dışında iş yerinde şiddetin uygulanması. Tabii şiddet kültürden kültüre değişen bir kavram. Birine yüksek sesle konuşmak şiddet alameti olarak görünebilir bir kültürde. Bir başka kültürde bağırsanız hiç şiddet olarak algılanmayabilir. Kültürden kültüre farklıdır bu. Ama o kültürün ortalama değerleri bizim iş yerinde şiddet ve mobbing kavramını tanımlamamız açısından önemlidir. Mesela iş yerinde bir soygun yapılması, tecavüz, cinayet, yaralama, dayak atma, tehdit etme, sinir gösterilerinde bulunma, bağırma, isim takma, lakap takma, küfür etme, kaba davranışlarda bulunma gibi davranışlar iş yerinde şiddeti ortaya koyar. Bunlar sadece iş yerinde şiddet olarak isimlendirilir. Birisi diğerine hakaret etse bana mobbing yaptı diyor. Mobbing değil de mobbing bir süreçtir. O sürecin belki bir aşamasını oluşturabilir bu şiddet. Eğer hukuka aykırılık da oluşturuyor ise. İş yeri şiddetinin en hızlı yayılan şekli az önce de söylediğim gibi mobbingdir. Burada güç ve yetki kötüye kullanılmaktadır ve şiddet genellikle ağır suç oluşturan bir davranıştır. Mobbingde ise iş yerinde mobbing davranışlarında ise nadiren ağır sonuç doğuran bir davranıştır. İş yerinde şiddet kural olarak ilgili kişiye yönelik anlık ağır bir fiildir, davranıştır. Ama mobbingin içerisinde bu nadiren ağır bir davranış olarak yer alır. Yine iş yerinde mobbing tekrar eden bir dizi davranış olarak tanımlanırken şiddet tek bir davranış şeklinde ortaya çıkar. Bu davranışlar peşi sıra ve farklı görünümlerle ortaya çıkıyor ise mobbing şeklini alabilir. Bir de iş yerinde kabalık kavramı vardır. Nezaket bunun zıttı biliyorsunuz.
biz toplum olarak çok nazik bir toplumuz. Bu çerçevede askeri saygı kurallarına da uymamız gerekir. İşte saygı kurallarının uygulanmadığı durumda kabalık söz konusudur iş yerinde. Burada iş yerinde kabalık kavramı bu yönüyle iş yerinde kabalıktan genel bir davranış biçimi olarak ayrılır. Mobbing ile kabalığın arasındaki fark budur. Mesela bir örnek, bir odada oturuyorsunuz, arkadaşın gelmiş, odada esasında kovmak, onu dışlamak istiyorsunuz, onu kovmak istiyorsunuz. Bu bir kabalık davranışı. Bize hani çok kibar bir şekilde, bize müsaade edebilir misin? Özel görüşeceğiz diyebilirsiniz, ayrı bir yerde özel görüşebilirsiniz. Ama o kişiyi dışlamak, onu kaba bir şekilde o odadan uzaklaştırmayı düşünüyorsanız, arkadaşın gelmiş, odada seni bekliyor, biz önemli bir konu üzerinde çalışıyoruz, sen ona çay kahve ikram et, sen ikramı çok güzel yaparsın gibi bir söz, kaba bir davranış, iş yerinde kabalığı gösterir. Bu başlı başına bir mobbing değildir. Kişinin nezaketten yoksun olduğunu ortaya koyar. Kabalık herkese yönelik olabilmektedir. Anlık bir davranış, kaba bir şekilde ortaya çıkabilir. Kaba davranışlar kişiyi rahatsız edebilir. Sonuçta mobbingin yarattığı nedenlere etken olmaz. Ama bu kabalıklar peşi sıra devam eden, sistematik, sürekli ve kasıtla yapıldığı takdirde mobbinge dönüşme ihtimali vardır. Mesela odamı 3 kişiyle paylaşıyorum. O da arkadaşlarımdan biri, odamıza bir misafir geldiğinde hemen telefonu sarılıp yüksek sesle konuşmaya başlıyor. Bu görüyorsunuz bir kaba davranışın tipik göstergesi. Evet, biraz zamanın darlığını dikkate alarak sizin de yorulduğunuzu, salonunda sıcaklığını göz önünde bulundurarak biraz daha hızlı ilerlemek arzu ediyorum. Biliyorsunuz bu kadar önemli bir kavram olan mobbing bizim mevzuatımızda hem özel sektörü hem kamu sektörünü etkilemek üzere 19 Mart 2011 yılında bir başbakanlık genelgesiyle tanıştı. Son derece isabetli ve kurumlarda hem özel sektör işyerlerinde hem kamu sektörü işyerlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulan bir mevzuat başbakanlık genelgesi. Mobbinge yönelikti ve orada mobbing şu şekilde tanımlanıyordu. Kasıtlı ve sistematik, bizim saydığımız 3 tane unsurdan kasıtlılık var, sistematiklik var. Evet, kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, görüyorsunuz süreklilik de var, belirli bir süre. Küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan davranışlar mobbingdir diyor Başbakanlık genelgesi. Bizim saydığımız unsurlara itibaren bir tanım. Detayına çok girmek sizin yorulduğunuzu gördüğüm için istemiyorum. Slide'ı arzu edenler oradan bakabilirler. Zamanı çok iyi değerlendirmem lazım. Sorular gelirse içeriğine girmek istiyorum. Burada genelde Başbakanlık genelgesinde mobbingin toplumumuzda bir hastalık olarak, iş yerlerinde, çalışma ortamlarında bir hastalık olarak yaygınlaştığını ve bunun çalışma kültürüne, toplum kültürüne, hoşgörü kültürüne az önce Şule Hanım'ın söylediği zarar verdiğini ifade ederek hayatı olumsuz etkilediğini belirterek bir takım düzenlemeler yapıyor. Bu çerçevede çalışma hayatında çalışma barışının geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini düzenliyor. Bu çerçevede bir kere işverenler bu konuda bütün önlemleri alacak deniliyor. Yine bütün çalışanlar da mobbing davranışından uzak kalacaktır. Hem düşey, hem dikey, hem yatay mobbingin uygulanması artık yasaktır deniliyor. Yasaktır denilmekle tabii bu kimse tarafından uygulanması vazgeçilen bir kural olarak kabul edilmiyor. Neticede buna dayanarak bir takım yaptırımların söz konusu olabilir.
olabileceği bir eylem haline gelmiş oluyor. Demek ki taraflar mobbing davranışından uzak duracak. Ne mobbing uygulayacak ne de mobbinge maruz kalınacak. Yine çalışma hayatının büyük kesimini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerine mobbingi önleyici hükümler konulacak deniliyor. Bu zamana kadar yoktu, benim alanım da budur. Artık bu tarihten itibaren mobbing kavramı toplu iş sözleşmelerinde de ifade edilen bir kavram olarak karşımızdadır. Çok önemli bir sonucu bu genelgede belirtilen ayrı 170 hattının kurulması. Artık itfaiyeyi, polisi, bilinmeyen numaraları nasıl biliyorsak artık hani o 170'i de hayatımızın bir parçası olarak öğrenmiş durumdayız. Buna gelen istatistikleri birazdan vereceğim. Çok ciddi oranlar söz konusu. Bu Alo 170'i arayanlar kendilerinin psikolojik tacize maruz kaldığını, yani mobbinge uğradığını ifade ediyorlar ve bu çerçevede destek istiyorlar. Yine psikolojik tacizle mücadele kurulu kuruluyor bu başbakanlık genelgesi çerçevesinde 26 Temmuz 2011 tarihinde. Yine iş yerinde psikolojik taciz genelgesi de hazırlanıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından. Evet, bu şikayetler en kısa sürede denetim elemanları tarafından denetlenecek ve sonuçlandırılacaktır deniliyor. Kişilerin özel yaşamlarının korunmasına en üst düzeyde özen gösterilecektir cümlesiyle adeta bu genelge nihayet buluyor. Bu çerçevede kurumlara toplantı yapmaları, tarafları bilgilendirmeleri vazifesi yükleniyor. Bu vazifeyi Gazi Üniversitesi'nin hemen başta algılayarak, bundan 6 ay önce bir mobbing ofisi kurarak bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bundan dolayı da üniversite yönetimini tekrar tebrik etmek istiyorum. Mevzuatımızda bu başbakanlık genelgesinin dışında bir yönetmelikte de mobbing kavramına yer veriliyor. Burada yönetici konumunda bulunanlar denetçilere mobbing yapmayacak şeklinde bir ifadeye yer veriyor. Sayıştay denetçilerinin mesleki etik kurallarına ilişkin yönetmelikte. Bunun için önleyici tedbirlerin de alınacağı ifade ediliyor. Tabii üniversitede de önemli bir kavram, mobbing kavramı. Çalışanlar açısından yönetmelikte açıkça bir hüküm yok. Bunu baştan belirtmiş olalım. Personel disiplin yönetmeliğinde işte mobbing yapmak yasaktır, mobbing yapana şu ceza verilir şeklinde mobbingi iş yerinde yıldırmayı esas alan bir hüküm yok. Fakat buna götüren bir takım hükümler var. Yani sonuçta mobbinge ulaştırıyor. Mesela yöneticilerin yönetim görevinden ayrılmasını doğuracak bir disiplin eylemi olan yönetimiyle sorumlu olduğu yerde verimli ve huzurlu çalışmayı sağlamak için gerekli önlemleri almamak ve huzuru bozacak hareketlere göz yummak veya bu çeşit hareketleri tahrik, teşvik etmek, desteklemek mobbingin bir davranışı olarak düşünülebilecek bir yaklaşım. Yine bir diğer disiplin cezasını öngörecek olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirecek olan amirine, mahiyetindekilere hem yatay hem düşey mobbing açısından söz konusu veya iş arkadaşları yatay, düşey ve dikey mobbing söz konusu veya iş sahiplerine hakaretle bulunmak veya onları tehdit etmekte personel disiplin yönetmeliğinde kaleme alınan bir mobbing davranışı olarak düşünülebiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın Başbakanlığa sunduğu Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu tasarı taslarında mobbing ifadesi olmamasına rağmen iş yerinde yıldırma kavramına yer veriyor. Mevzuatta bu kavramların iş yerinde psikolojik taciz, iş yerinde yıldırma, mobbing kavramlarının teker teker girdiğini görüyoruz. Burada mobbingin ancak kasıtlı bir eylemle gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bir de mevzuatımızda birazdan gelecek, yeri gelmişken burada ifade edeyim. İlk kez kanun düzeyinde psikolojik taciz kavramı geçen sene 2012 yılının 1 Temmuz'unda yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesiyle girdi. Bir kanun düzeyinde ilk düzenleme Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesinde
İşte işverenin psikolojik tacize karşı çalışanlarına koruma yükümlülüğü getirilmiş oldu. Evet, mobbing mağdurları dünyada ne gibi haklar elde etmiş? Dinlendirmek için bunu söyleyeyim. Mesela İngiltere'de bir bankada sekreterlik yapan bir kişi, biri amiri dört kadın tarafından 4 yıl boyunca, bu bitti, süreklilik esastı, en az 6 aydı, 4 yıl sürekli aşağılanmış. Yanına geldiklerinde diğerleri burunlarını tutmuş. Burası çok kötü kokuyor, senin yüzünden kokuyor burası demişler. Sinir krizi geçirmesinin ardından işten ayrılmış bir kişi ve onlara karşı bir mobbing davası açmış ve 800 bin sterlin mobbingden aldığı tazminat davası. Herhalde ondan sonra hayatını başka şekilde idare ettirmişti. Yine buna benzer bir başka olayda da bir kişinin Nazi üniforması giymeye zorlandığı sonuç ortaya çıkıyor. Oysa gerçekte böyle bir durum yok. Peşi sıra devam eden bu eylemler sonucunda da ilgili kişi 100 bin sterlin bir tazminat hakkı elde etmiş mobbingden kaynaklanan. Mobbing 1990'lardan itibaren Avrupa ülkelerinde ve dünya kamuoyunda yasal düzenlemelere kavuşmaya başladı. İlk düzenlemeyi 1992 yılında Fransa yaptı. 2002 yılında ceza kanununda bunun için sosyal modernleşme yasasıyla bir değişikliğe gidilmiş oldu. Ve iş yerlerinde işverenler açısından mobbing nedeniyle başvuru merkezleri kabul edildi. Fransa işin üstünde 1992 ve 2002 yıllarında yaptığı düzenlemeler mobbing konusundaki gelişimini gösteriyor. Tarih sıralamasına göre aldım. Daha sonra İsveç'te 1994 yılında, yani 1992'de Fransa'daydı, 1994'te İsveç'te. Biliyorsunuz bu kavram İsveç'te ortaya çıktı, mobbing kavramı. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan İsveç, özel yasal düzenleme yapan ilk ülke unvanını da aldı. Peşinden Finlandiya 2000 yılında, Belçika 2002 yılında. Bu Belçika'da bir özelliği var bunun. Bizim hukukumuzda mobbing yapan kişi mobbing yapmadığını ispatlamak zorunda. Bizim hukukumuzdaki temel espri bu. Ve karşı taraf mobbinge uğradığını ileri süren kişi de mobbinge uğradığını ispatlamak zorunda. Burada o davayı kim açıyor? Mobbing mağduru açıyor. Neyi ispatlayacak? Mobbinge maruz kaldığını ispatlayacak. Olayları bir öykü halinde sıralayacak ve ben bu olay nedeniyle mobbinge maruz kaldım, tazminat istiyorum diyecek bizim hukukumuzda. Belçika'da ise mobbing failine mobbing uygulamadığını ispat yükümlülüğü getiriliyor. Yani ispat yükü bizim hukukumuzdakinden farklı biraz. Herkes o zaman mobbing davaları çok fazla açılabilir bizim hukukumuzda. Oradaki hukuk buna biraz uygun. Kişi bana mobbing uygulandı diyor, artık işveren veya amir ben sana mobbing uygulamadım mı ispatlamak durumunda kalıyor. Belçika'da böyle bir özelliği var bizim hukukumuzdan farklı olarak. Bizim hukukumuzda mobbinge maruz kalan, maruz kaldığını ispatlamak durumunda. Hollanda'da 2006 yılında düzenlemeler, Almanya'da 2006 yılında yine bir takım kanunlarla meslek hastalığı bağlamında düzenlenen bir kurum oluyor. Mobbing Japonya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, İrlanda'da, İsviçre'de, İtalya'da hep düzenlemeler yapılıyor. Bizim ülkemiz 2006 yılından itibaren mobbing ile tanışıyor. Tanışması çok ilginçti. Ben biraz içindeyim o tanıştığı dönemin. İlk davaların açıldığı safhada yine bir üniversitede hukuk bulmuştum. Ben bir takım yerlerde seminerini de vermiştim. Bir hakim arkadaş aradı. Dedi ki hocam, bir dava açtılar. İlk kez duyuyorum böyle bir kavramı. Mobbing diyorlar dedi. Ne demek bu dedi. Ben bu slaytlar o zaman da daha kapsamdaydı. Yargı kararları tek çıkmış değildi. Hakim arkadaşa verdim. Davayı görecek olan hakim arkadaş daha mobbing kavramını hiç duymamıştı. Hukukumuza 2006'dan itibaren giren ve devam eden bir kavram. Özellikle 2007, 2008, 2009
pek çok davanın açıldığı bir dönemi ortaya koyuyor. Ben bütün yargı kararlarına baktım. Yaklaşık özel hukuk dünyasında, yani kamu sektörünün dışındakilerde şu ana kadar Yargıtay'a gitmiş dava sayısı 60 civarında. Yargıtay'a gitmiş, gitmeden kesinleşenler de var. 60 civar, her birini aldım. Teker teker neler demiş bunları çıkardım. Bu slaytta da onlara yer verdim. Bizim hukukumuzda Türkiye'de mobbingle 2006'dan itibaren tanışılmış oldu. Evet, neler yapabiliriz mobbingden korunma için? Az önce söyledim, unutmayalım dedim. Artık hayatımızın bir parçası, topluluk içinde yaşıyorsak, bir yerde yaşıyorsak, mobbinge maruz kalma ihtimalimiz var, mobbing uygulama ihtimalimiz var. Ama insanlar kendilerini bilirler. Şuylan'ın söylediği gibi bir dayanışma, kaynaşma, işbirliği içerisinde faaliyet yürütmek istiyorlarsa, tabii orada mobbing olmaz, o ayrı. Ama bunun dışında insan olduğu için fıtratların farklı şekilde yaratılması, ortaya çıkması, mobbingi ortaya çıkabilecek bir davranış olarak gözüküyor. Bu çerçevede hiç unutmamamız gereken bir telefon numarası var. 170'i arayın. Bu çerçevede psikolojik destek görebileceğiz. Rakamları verelim. Bu biliyorsunuz 19 Mart 2011'de yürürlüğe girdi. Alo 170 attı. Burada ilk yıl içinde 2280 çağrı yapıldı. Alo 170'e. Bunlardan %53'ü erkek, yani 1201 tanesi erkek, %47'si bayan, yani 1079. Bakın sayıyı başta söylemiştim. Hep kamuoyu ters gelir. Genellikle bayanlar mobbinge maruz kalıyor denilir. Oysa şikayetlerde tabii bu birebir yansımayabilir. Mobbinge maruz kalıp da 170'i aramayanlar da vardır. Ama istatistik veriler arasında daha çok erkeklerin mobbinge maruz kalıp hakkını arama yoluna denediğini görüyoruz. Bunlardan, yani 2280 başvurudan 1957 tanesi, ya bu mobbing nedir, bana mobbing mi yapılıyor şeklinde soru soranlar. Bunlardan 323 tanesi, bana mobbing yapılıyor, şikayet ediyorum, gerekli işlem yapılsın diyenler. Oran son derece az. Ve bu bana mobbing yapılıyor diyenlerin içerisinde kamu sektöründe 56 kişi, özel sektörde de 267 kişi var. Ve bu başvuranların yine çoğu erkek, 200'ü erkek, 123'ü bayan. Mobbing yapıldığını ileri sürenler. Son 2 yıl içerisinde 5890 başvuru yapılıyor. Bakın 2'ye katlamış. Yine çoğu özel sektörden gelmiş başvuruların. %33'ü kamu sektöründen. Yine başvuranlar %58 ile özel sektörde başvuranlardan %58 erkek, geri kalan %42'si bayan. Kamu sektöründe ise oran çok az bir farkla bayanların lehine dönmüş. Çünkü bu lehine denilecek bir kavram değil esasında. Mobbingin uygulanması tasvip edilen bir şey değil ama şikayet eden bayan sayısı kamu sektöründe %51 olmuş. Erkekler %49 oranında. Peki şikayet etmişler de ne demişler bunlar? Çoğu beni istifaya zorluyorlar demiş, %7. Bir kısmı bana hakaret edildi demiş. Bazıları bana kötü muamele yapılıyor. Yani bunların hepsi mobbing sürecinde söz konusu olabilecek davranışlar. Yine Amerika'daki istatistikleri aldım. Burada Amerika'nın bu araştırmasını yapan, iş yerinde mobbing uygulaması araştırmasını yapan kuruluşta çalışanların yaklaşık yarısının, %49'unun mobbinge maruz kaldı. Kaç kişi çalışıyorsa Amerika'da %50'ye yakın bir oran hep mobbinge maruz kalıyor rakamını ortaya çıkarmışlar. Burada başta söylemiştim, sağlık personeli, askerlik, polislik, akademisyenlik gibi üniformalı meslekler mobbinge daha yatkın bir konumda gözüküyor. En çok yöneticiler mobbing yapıyor. Evet, burada çok fazla detayına girmeyeyim. Bankalarda da karşılaşılıyor. Üniversitede yapılan bir resmi rakam var burada. Teker teker okuyup da zaman kaybetmeyelim. Ama üniversitede
%82 oranında bir personel oranının mobbinge maruz kalan davranışlara maruz kaldığı, mobbing oluşturan davranışlara maruz kaldığını bu araştırma ortaya koymuş. Atatürk Üniversitesi'nde yapılan resmi bir araştırma. Yine Amerika'da kıyaslamak için söylüyorum bunu. Türkiye'de Atatürk Üniversitesi baz alınmış katılanlar var. 375 öğretim elemanı içerisinde yapılan bu araştırmada %82 mobbinge maruz kalma davranışı söz konusu. Amerika'da 1158 üniversite çalışanı, tabii oran daha bu noktada istatistiğe katılan rakam daha çok. Burada da %55'i, Türkiye'de %82, Amerika'da da %55 üniversite çalışanının mobbinge maruz kalabileceği kaldığı tespit edilmiş. Bu çerçevede Rektör Bey'in de bu uyarıları, ona fırsat vermeyeceğiz ama mobbing hakkınızı iyi bilin, bunun için de ofis oluşturduk, hakkınızı arayın, mobbing varsa önleyelim. Ama mobbing olmadan biz huzur ortamı içerisinde yönetmek istiyoruz yaklaşımını takdirle karşılıyorum. Evet, eğitim düzeyi yükseldikçe mobbinge maruz kalma oranı da artmaktadır. Bunları hızlı geçiyorum, çok zamanınızı aldığımı biliyorum. Tabii çok olumsuz sonuçları var mobbingin. Bireysel sonuçları var, kişi bir kere hasta oluyor, depresyona giriyor. Obsesyon, takıntılı hale geliyor. Kurumsal sonuçları var, verimler düşüyor. Toplumsal sonuçları var, erken emeklilik gibi, içe dönük yaşama gibi bir takım sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hastalık sendromları gözüküyor, intiharlar ortaya çıkabiliyor. Evet, mobbinge maruz kaldık. Ne yapacağız? Bir kere, belki merak edersiniz diye bu veriyi de söyleyeyim. Türkiye'de ilk mobbing davasını açan kişi Toprak Mahsulleri Ofisi'nden bir erkek. 15 bin lira tazminat talep ediyor yöneticisinden. Bana mobbing uyguladın diyor ve Türk hukuk tarihindeki ilk mobbing davası. Yasal dayanakları var. Az önce konuşurken bu konu da açılmıştı. İşte ceza hukukunda işkence kapsamı kavram içerisinde mi ele alınacak gibi. Hepsi konuşuluyor bunların. Bu konu artık meclisin gündeminde. Meclis 2 sene önce bir araştırma yaptırdı. Kadın erkek eşitliği komisyonu bir mobbing çalışması yaptırdı. Belki şuradan edinmiştir. Önemli sonuçlara da ulaştı. O çalışmada da bunlar vurgulandı. Mobbing için ceza kanununda bir takım kavramlarda yer alması gerektiği ifade edildi. Mesela işkence, eziyet, cinsel saldırı, cinsel taciz, bunların hepsi mobbing oluşturan eylemlerdir denildi. Ama daha somut olarak mobbingin yasada, mobbing ifadesi yer alarak düzenlenmesi kaçınılmaz gözüküyor. Bu da düzenlenmiş olacak. Medeni kanun anlamında saldırı varsa bunun önlenmesi, bu saldırıya karşı korunmanın talep edilmesi mümkün yargısal yol olarak. Maruz kaldık, tabii üniversitedeyseniz nereye geleceksiniz? İlk önce mobbing ofisine geleceksiniz. Zaten şöyle anında konuştum, şu kadar başvuru aldım dedi. Bunlar orada çözümlenecek. Burada bir köşeli parantez açarak bir şey söylemek istiyorum. Yani sanki birilerinin aklına karpuz kabuğu düşüyormuş olmamak için bu açıklamayı yapmak durumundayım. Daha önce farklı bir konuyla alakalı 2008 yılıydı. Bir eğitim semineri verdim. Yerli bir alakalı, hukukla alakalı bir konuydu. Hukukçuların da çok aşina olmadıkları bir konu. İkale isminde bir konu. Duymamışlar, hakim duymamış, avukatlar duymamış. Eğitim seminerini verdim. Baro'da verdim, değişik hukuk derneklerinde verdim. Sanayi odasında, ticaret odasında verdim. Hakim de bir gün dedi ki, hocam siz ikale diye bir şey mi anlattınız dedi. Evet dedim, sen nereden duydun, nereden biliyorsun bunu? Hocam dedi, bütün davalarda ikale deniliyor dedi. Herkes o davadan, anlattıklarımdan esinlenerek acaba davadan bir kurtuluş yolu bulabilir miyiz diye ikaleye sarılmışlar. Şimdi ben
grupta da mobbingi anlatıyoruz. Bunları da söyleyeceğiz. Hoca söyledi kesin. Bundan sonra da mobbing davaları patlamasın. Bunu arzu etmiyoruz ama bu hukuki süreçte söz konusu olabilecek adres olduğu için söylüyorum. Genellikle çalışma hayatında iş sözleşmesiyle çalışanlar açısından Yargıtay'ın pek çok kararı var ve bunlar iş mahkemesinde görülüyor. Davanın orada açılması gerekiyor ve bunların temiz incelemesini de Yargıtay'ın 9. Hukuk Dairesi'yle 22. Hukuk Dairesi yapıyor. Hatta Yargıtay'ın diğer dairesine gitmiş, mobbingi 9 ve 22 inceleriye dosyayı o ilgili dairelere göndermiş. Diğer iş sözleşmesiyle çalışmıyorlar ise bu takdirde Asli Hukuk Mahkemesi'nde mobbing davaları açılabilir. Kamu görevlileri eğer kusur çok ağır bir kusur ise bu takdirde mobbing yolunu değerlendirebilir. Az önce örneğini verdiğim, hiç mobbing kavramını duymamışken kendisine mahkemede bununla karşılaşmış olan hakim arkadaşa işte açılan da Asli Hukuk Mahkemesi'nde açılan bir üniversite personelinin diğer bir üniversite personelini açtığı bir dava idi. Tabii bu davalarda kamu personeli söz konusu ise Yargıtay'ın bir kararı var. Oy çokluğuyla aldığı bir karar, her zaman değişebilecek bir karar. Diyor ki, gerek Anayasa'nın 129'a 5 maddesi ve gerekse 657 sayılı devlet memurları kanununun 13. maddesi göz önünde bulundurulduğunda kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat davalarını kendilerine rücu edilmek kaydıyla idare aleyhine açılması gerekir diyor ilgili maddeler ve bu çerçevede Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne kamu görevlileri aleyhine açılan davaları idare aleyhine açılması gerekir gerekçesiyle reddediyor. Ama oy çokluğuyla alınmış bir karar burada bu kusurun ağırlığı göz önünde bulunduruluyor. Yine örneklerde var, ibadi için açılmış, bir üniversitede daire başkanı için açılmış, bölüm başkanı için açılmış davalar da söz konusu. Bunlar bu saydığım çerçevede reddedilmiş davalar. Mesela bu sözün ettiğim dava İl İnsan Hakları Kurulu'nca yapılmış bir mobbing uygulamasına yönelik bir dava. Bunun gibi Yargıtay'ın 9. Hukuk Dairesi'nin mobbingi anlattığı, tanımladığı ve nasıl ispatlanacağını ortaya koyduğu bir kararı var. Pek çok kararda bahsedilmeyen yönleri de var. Bir kere Yargıtay mobbingde öykünün tutarlılığından bahsediyor. Eylemler peşi sıra olmalı ve mobbingi ortaya koymalı diyor. Hatta burada çoğunuz aynı şeyi düşünüyorsunuz belki, hocam nasıl ispatlayacağız, bana hakaret ederken kimse yoktu ki diyeceksiniz. Bu mobbing davranışlarından bir tanesi olduğu için bunu örnek olarak verdi. Burada Yargıtay'ın bir yaklaşımı var. Kuvvetli emareler varsa ilk görünüş ispatı dediği yöntemi uyguluyor Yargıtay. Mesela bir bayana işte bir cinsel tacizde bulunması teklifi söz konusuysa mobbing süreci içerisinde Yargıtay'ın bakış açısı şu. Bir iffetli insan kendisinin iffetine zarar verebilecek iddiayı ortaya atmaz. Öyleyse diyorsa doğrudur. Burada bir mobbing başlangıcı veya davranışı söz konusu olabilir açısından bir değerlendirme yapıyor. Mesela kişiden sürekli savunmaların istenmesi, olur olmaz savunmaların istenmesi bir mobbing davranışı olarak görülüyor. Yine tanık anlatımlarıyla mobbingin daha net bir şekilde ispatlanabileceğine Yargıtay karar veriyor. Ben sabrınızı çok fazla da zorlamak istemiyorum. Şule Hanım ısrarla söyledi, hocam bir saati aşmasın dedi. Herkesin nabzının, dikkatinin 45 dakika devam edeceğini özellikle vurguladı. Ben belki iki katına çıkardım. Bu nedenle hoşgörünüzü talep ediyorum ama çok hızlı bitiriyorum. Şunları çok hızlı geçiyorum ben. Başlıklar altında ifade ediyorum. Neler talep edebiliriz? Bir kere işçi ise haklı fesih nedenimiz söz konusu. İşverenimizde yine mobbinge maruz kalıyorsak haklı nedenimiz söz konusu.
İşverenin işçiyi gözetme borcu söz konusu olduğu için ona aykırılıktan dolayı tazminat açılabilir. Yine işçi kendisine mobbing uygulanıyorsa işini görmekten imtina edebilir, kaçınabilir. İşveren bir kişiye mobbing uyguluyorsa eşit davranma borcuna aykırılık oluşturmuş. Dolayısıyla ayrımcılık tazminatı da mahkum edilebilir. Bu bir çalışma koşuluna aykırılıktır. Bu nedenle de sözleşmenin feshine talep edilebilir. Kişilik haklarına saldırı olduğu için maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Kişilik hakkı çerçevesinde korunur diyorum ve son sözümü Türkiye mobbing konusunda son 5 yılda mesafeler kat edecek düzenlemeler yapmamış. Sadece yeni bir başlangıç sürecindedir. Bu çerçevede işte Gazi Üniversitesi'ni tekrar kutluyorum. Bir mobbing ofisiyle bu soruna neşter olduğu için bunun tüm kurumlarda da yayılmasını bir beklenti olarak ifade etmek istiyorum. Ve özellikle vurgulamak istediğim, rektör beyin de konuşmasında vurguladığı her davranışı mobbing kabul etmemek lazım. Bu konuda hassas olmak lazım. Bunu çatışmadan, şiddetten, kabalıktan ayırmak lazım. Az önce şartlarını teker teker söyledim. Mobbing uzun bir süreçtir. Sistematik davranışlardır ve kasıtlı olarak yapılır. İnsanın kişiliğine bir saldırı vardır. Psikolojik olarak onu yıpratır. Yoksa hukuka uygunluk süreci içerisinde gerçekleşen davranışlar çoğu zaman mobbing oluşturmaz. Rektör Bey de az önce bunun vurgusunu ısrarla yaptı. Bu tespiti sağlıklı yapabilmek gerekiyor. Bu mobbing içerisindeki bir davranış olabilir. Kabalık olabilir, şiddet olabilir, çatışma olabilir. Ama kesinlikle başlı başına o eylem, o davranış, o fiil mobbing olmayabilir diyorum. Hem sabrınız için hem dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Plaket takdimini yapmak üzere Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberk'e tekrar sağ